Bu fay hattı Bingöl-Karlova'dan başlayıp yaklaşık 1500 kilometre boyunca yol kat edip Marmara Denizi içinden de geçerek batıya doğru giden bir fay hattından bahsediyoruz. Bu fay hattı 1939 Erzincan depremiyle kırılmaya başladı ve silsile halinde 1999 İzmit ve İzmit Gölcük ve Düzce depremleriyle nihayetlendi. Bundan sonraki olacak sürede bizim çalışmalarımızda onu tespit etmek, onunla ilgili bir sonuca ulaşmak üzere yaptığımız çalışmalar Marmara Denizi içindeki kısmının, Kuzey Anadolu Fayı'nın nasıl kırılabileceği, ne büyüklükte deprem üretebileceği konusundaki bir çalışma. Biz bu çalışmayı yaparken 1500 yıllık tarihsel depremleri inceledik, deprem kayıtlarını inceledik, fayın yerlerini tespit ettik. Sismik aktiviteyi inceledik. Yani son yıllardaki sismik aktiviteyi inceledik. Bir jeodezik yöntem olan GPS hızlarını inceledik ki Kuzey Anadolu Fayı'nın ortalama 2,5 santim civarında bir hızla güneybatı yönünde hareket ettiğini biliyoruz. Bu böylelikle bir enerji birikiyor. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinde henüz kırılmamış olan kısmının ne kadarlık deprem üretebileceği yönünde bir detaylı bir çalışma. Bu çalışma özelinde çok kısa detay vereyim. Biz depremleri kümelediğimizde tarihsel depremleri aslında 7 tane bir periyot buluyoruz. Ve bu periyotlar içinde düşen depremlere baktığımız zaman yaklaşık 239 artı eksi 33 yıllık periyotlar içinde her bir kümede 4 ile 6 deprem olduğunu tespit ediyoruz. Tarihsel kayıtlara baktığımız zaman. İçinde bulunduğumuz periyotta da sadece 2 tane deprem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Marmara Denizi içinde falan kısmında. Dolayısıyla tarihsel depremler ve kayıtların devam edeceği gibi bir düşüncemiz varsa aynı şekilde gideceği. Bu periyodun dolması için 2 ila minimum 2, maksimum 4 tane daha depreme ihtiyacımız var. Başka nereyi buluyoruz? Fayların son olan depremleri yerlerini biliyoruz. Yani tarihsel depremleri biliyoruz. 1509, 1766'da 2 tane deprem vardı. Bu depremleri biliyoruz. Bunların yerlerini biliyoruz. Kırdıkları alanı biliyoruz. Fayın geometrisini bildiğimizden dolayı kayma hızlarını biliyoruz. Sismisiteyi biliyoruz ve olacak bir depremin yani ne kadarlık bir fay hattında enerji biriktiğini hesaplayabiliyoruz. Olası bir depremin büyüklüğünde hesaplamamız mümkün. Dolayısıyla bu yapılan hesaplamalara göre Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın 3 tane farklı segment olduğunu ve bu segmentlerin de 7.2, 7.4, 7.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyoruz. Açık bir oran vermekten öte sadece şunu söyleyelim. Şu ana kadar yani bugünkü teknolojiyle elde etmiş bilgilerle şu anda Marmara Denizi içinde şu andaki röportajı yaparken de 7.2'lik bir deprem olursa sürpriz olmaması lazım. Yani şu anda 7.2'lik bir enerji birikmiş durumda. Dolayısıyla hani şunu söyleyemiyoruz. İşte bir ay sonra olabilir, 15 gün sonra olabilir, 10 sene, 20 sene sonra olabilir diyemiyoruz ama bu periyot içerisinde biz bazı depremlerle karşılaşacağız. Ama bu bugün olabilir, yarın olabilir, 10 sene sonra olabilir ama bilimsel olarak bir enerji birikiyor. Tarihsel depremler var, sismik aktivite var. Bir gün bu depremleri biz göreceğiz. Nüfus yoğunluğuna bakarsanız tabii ki Marmara Denizi içinde olacak depremde İstanbul başta olmak üzere çevre iller yani belki bir 10 tane il bu depremden etkilenecek. Ama tabii ki başta nüfus yoğunluğu 15-17 milyon diye telaffuz ettiğimiz nüfus yoğunluğu İstanbul en çok etkilenecek kent olacak. Ama çevre kentlerde, illerde bundan biraz nasibini alacak. Tabii ki açıkçası Kuzey Anadolu Fayı üzerinde çok fazla deprem oluyor ama nüfusun yoğun olması, ekonominin kalbi olması, sanayinin kalbi olması adından İstanbul ve çevresi, Marmara bölgesi çok önemli. Deprem öldürmez, bina öldürür. Dolayısıyla deprem güvenli binalarda yaşamamız lazım. Bugün teknoloji var, bilimin ışığında bunları çok rahatlıkla sağlayabiliriz. Tabii ki burada karar vericilere çok önemli rol düşüyor. Yani karar vericiler kararları alacak ve ona uygun aksiyonları yerine getirecekler. Bunların en büyüğü de tabii ki kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması, hedeflerin takibi, yerine getirilmesi çok önem taşıyor. Ve bu süreçte de bize düşen şey
belki biraz dua etmek, olası depremin biraz bizi beklemesi, gecikmesi ve dolayısıyla depreme hazır hale gelmemiz. Açıkçası genel bir bilgi şöyle sizle paylaşayım. Önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Öztasaki Beyefendi bununla ilgili bir açıklama yapmış. 7 milyon 500 bin Türkiye genelinde deprem güvensiz, bağımsız bölümden bahsediyor ve 500 bin yıllık kentsel dönüşüm hedefleri koymuşlardı. Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi ise 6 milyon civarında bir bağımsız bölüm olduğunu, yıllık hedefin 300 bin olduğunu, bu her iki hedefte çok önemsenecek hedefler, 20 yılda bu işi tamamen çözüleceğinden bahsetti. Dolayısıyla biz bilim insanları olarak bu hedefleri çok önemsiyoruz. Tabii ki hedefler güzel ama o hedefleri koyduktan sonra onu takip edip gerçekleştirmek tabii ki kesinlikle karar vericilere düşüyor. Ve iyi yönünden de bakarsak 6 milyon bölü 300 bin 20 yıla ihtiyacımız var. Tekrar dediğim gibi ümit ediyorum bu kapıda olan İstanbul ve Marmara depremi bizi 20 yıl bekler. Tarihsel kayıtlarda da Marmara Denizi içinde tsunami görülmüş. Fakat tsunami derken hayalinize Endonezya'da uzak doğuda olan depremlerden sonraki tsunamiler gelmesin. Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kesiminde Marmara Denizi içindeki fay doğrultu atımlı bir fay. Aslında burada çok ciddi tsunami beklenmeyebilir. Marmara Denizi'nde olacak tsunami açıkçası deniz tabanında meydana gelecek heyelanlardan sonra gelecek. Bu heyelanlardan sonra oluşacak dalgalar tsunami yaratacak ama Marmara Denizi için arkadaşlarımızın yapmış olduğu simülasyon çalışmalarında 2 metre 20 santim gibi dalga boyu yükseklikleri geliyor. Şunu söyleyeyim son nokta olarak, yani tsunami olacaktır ama Marmara Denizi'nde olacak bir depremden sonrası meydana gelecek zararlar tsunami'nin yaratacağı zararlardan çok kat ve kat fazla olacaktır. Ancak tsunami'yi de boş geçmeyelim. Yani hatırlıyorsunuz Bodrum Kos depremi oldu Bodrum'da, Gökova Körfezi'nde. Oradan sonra oluşan küçük bir tsunami dalgası, yani 30 santimlik denizdeki yükseklik, akabinde meydana gelen dalgalar kıyıdan, kıyıdaki şezlongları denize aldı. Küçük teknelerin birbirine çarpışmasına sebep oldu. Dolayısıyla diz kapağını geçecek miktardaki bir tsunami dalgası açıkçası insanların yaralanmasına ve ölümüne sebep olacaktır. Dolayısıyla olası bir Marmara Denizi depreminden sonra vatandaşları meraklı bir şekilde kıyıya, deniz kenarlarına gitmektense biz insanları mümkün olduğu karada iç bölgelere, yüksek kesimlere gitmelerini öneriyoruz. Gök kapağı tutun. Elini aşağıya, elini aşağıya tut. Çünkü üç tarafa bir şey isteriz. Elini... Bizim evimizde depremden sonra esas olabilecek şeyler, gazlarımız yangın çıkabilir değil mi? Bunlar için sigortayı, gazlarımızı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Ne yapıyorsun? Gök kapağı, yangın şuradan tutuyorsun. Evet. Elini şuradan tutuyorsun. Malum deprem ne zaman, nerede, nasıl yakalanacağımızı bilmediğimiz ve sonuçları afete yol açan büyük bir doğa olayı. Dolayısıyla çocukların bu doğa olayı karşısında nasıl doğru davranmaları gerektiğini, evlerinde, okullarında nasıl önlemler almaları gerektiğini burada birebir yaşayarak anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bilmediğimiz bir şeyden korkarız. Deprem çocuklarda bir korku sebebi değil, bilinçli bir doğru davranış şeklini öğrenerek doğru hareket etmeye sebep olacak bir şey olsun istiyoruz biz. Dolayısıyla öncesinde evimizde, okulumuzda almamız gereken tedbirler, deprem anında nasıl durmamız gerektiği ve sonrasında tahliye esnasında nelere dikkat etmek gerektiğini çocuklarımıza birebir öğretmeye çalışıyoruz.